abi, Bulgaristan gecesinden merhaba. Neler oldu, neler? Kapıkule'den çıktım, Bulgaristan'a giriş yaptım. Ortalama bir 7 saatlik geçiş süresi vardı. 7 saatte geçtim, Bulgaristan'a girdim. Şu anda bir problem yok, devam ediyorum. Gece vakti çok fazla çekim yapmayacağım. Videoları özellikle gündüz çekmeye özen gösteriyorum, her şey daha iyi anlaşılsın diye. Bu şekilde devam ediyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Güneş doğdu. Artık göz gözü görüyor. Sırbistan'a giriş yapacağım. Sırbistan Avrupa istikameti Kalatina kapıdayım. İçeride tescil işlemlerimizi yaptırdıktan sonra, evraksal problemlerimizi hallettikten sonra tekrar oradan alt yoldan Türkiye'n Park diye bir restoran var. Türkiye'n Park'a girip bir arabamızı yıkattıracağız. Bir de çorba içeriz orada. Ondan sonra yolumuz sizimiz açık olsun deyip Hakan'ın kartını takıp Hakan'ın sürüşüyle oradan sonra devam edeceğiz. Şimdi ben geçiyorum. Türkiye'n Park'ta görüşürüz. Artık Sırbistan'dayız. Sırbistan topraklarındayız. Şurası Sırbistan. Tescil tırlardan çok belli olmuyor olabilir. Burada evrak işlerim bittikten sonra burada bir otopark alanı gibi bir yer var. Tırlar falan duruyor burada. Şu yine tırların arkasında kalan yerde bir bina var. Orada restoran tarzı bir şey var. Gidiyorsun orada. 31 euro para veriyorsun. Sana 3500 dinar para veriyor. Kendi para birimiyle. Yanlış bilmiyorsam dinar para birimleri. Sen o para birimiyle şuradan çıkarken park parası ödüyorsun buraya. Hiç durmadığın yere park parası ödüyorsun. Sırbistan'da hiçbir ülkenin hattı geçerli değil. Kendi hattını kullanman gerekiyor. 7 euro da hat parası alıyor. Ondan sonra verip burada paraları devam ediyorsun. Bu kadar. Yola geçiyoruz. Sırbistan Pirot alt yoldayız. Otobandan gitmiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki mi ondan önceki mi videomda söylemiş olmam lazım. Ben burada Pirot alt yolu kullanıyorum, otobandan gitmiyorum diye. Geldim burada arabamı yıkattıracağım şimdi. Araba yıkandıktan sonra şuraya bir yere çekerim arabamı. Ufak bir şeyler atıştırırız. Sonra tekrar yola devam edeceğiz. Aracı şurada yıkattık. Yıkamamız bitti. Sonra ben arabayı buraya çektim. Hemen dolap açtık. Bir şeyler atıştırdık. Karnımızı doyurduk. Tekrar buradan çıkıp devam edeceğiz. Sırbistan. Tam olarak Sırbistan yollarında sürüşe başladık. Benim sürüşüm bitti. Takografın bana vermiş olduğu sürüşün ardından Hakan sürüyor artık. Sırbistan'da Hakan devam edecek. Bacakova kapıya yanlış bilmiyorsam buradan 300-330 kilometre yol var. Bacakova kapıya gittiğim zaman oradan sizlere sıra bilgisi vereceğim. İşte sıra kaç metrede? Şit kapıdan mı gittim? Bacakova kapıdan mı gittim? Hırvatistan'a kaç saatte geçtim? Kapı kaç saatte içeriye araba alıyor? Bunların bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Muhtemelen Bacakova'da çekeceğim videoda bu videonun son kesiti olacak. Çünkü oradan sonra artık devam edeceğiz biz. Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya, Fransa gibi. Orada çok fazla video alabileceğim içerik yok ama yine de sizler için tekrar video çekmeye başlayacağım. İlk önce bir Bacakova'ya varalım. Geriye kalan durumların kararını orada veririz. Burada Sırbistan'da dikkat etmem gereken özellikle 4 yer var. Mesleğin içinde, sektörün içinde olan abilerim bilir.
Belgrad gişeler, Tomi gişeler, Şit gişeler. Buradaki polislere dikkat etmem gerekiyor. Çünkü Sırbistan'ın polisleri problemliler bu konularda. Ayrıyeten bir de pazar yeri dediğimiz bir yer var. Orada da keza aynı şekilde dikkatli olmam gerekiyor. Bu dört noktayı geçtikten sonra artık bir problem kalmıyor diyebilirim. Az önce bahsettiğim gibi totalimiz bitti. Artık Balkan Park'ta yatacağız. Burası Balkan Park, bayağı geniş bir park. Burası güvenlikli park. Burada bir problem, bir sıkıntı olduğunda, mülteci ile ilgili bir problem olduğunda burası arkasında duruyor her şeyin. Ben bunları yeni yaptırmış, daha doğrusu yaptırmışım değil. Bunları yeni aldım. Bunların hepsini ben kendim bağladım. Videoya çekemedim sadece. Şunu da kendim bağlamıştım. En çok da onlara heves etmiştim, takoz lambalarına. Çok güzel duruyor çünkü. Gece özellikle, gece çok efsane oluyor. Arabanın etrafını falan bayağı aydınlatıyor ama işte sakınan gözü çöp batar derler ya. Buna da çöp battı. Kırıldı. Daha 48 saat olmadı bu taklalı. Ve kırıldı maalesef. Türkiye'ye kadar idare edeceğiz. Böyle Türkiye'de artık alacağız bir takım daha takacağız. Sakınan gözü çöp batıyor. Dediğim gibi bu buraya kadardı. Bu şekildeydi. Buradan ileride artık ekstra olarak çekebileceğim bir şey kalmadı çok fazla. Sadece Bacakova'da sıra var. Sırayla ilgili de olmadı, short video atarım veya tekrar yeni bir videonun girişi olarak Bacakova'yı kullanabilirim. Videoyu buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız mutlu olurum. Benden desteklerinizi esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. Bu videoda da söyleyebileceğim son kelime, son cümle, sağlıcakla kalın.